Renk derinliği kavramı bir görselin alabileceği birim yüzeye düşebilecek renk miktarını belirleyen teknik bir isimdir. Detaylarını görelim birlikte. Görsellerde piksel başına düşen renk bilgisine renk derinliği denmekte. İngilizce tekrar edelim, color depth adını veriyoruz. Tabii renk derinliğinin ne kadar yüksek olması, o da her pikselin alabileceği renk sayısında yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Renklerin geçiş yumuşaklığını da büyük farklar yaratır ve görselin kalitesi de tabii ki bu oranda, bu ölçekte artacaktır. Renk derinliğini ifade etmek için bit kavramını kullanıyoruz. Örnek verecek olursak, bir bit renk derinliğine sahip bir imaj, bir görsel 2 adet renk alacaktır ki bunun teknik adı monokromdur. 2 bit burada renk sayısı olarak 4 renk alabilecektir. CGI diye geçer. 4 bit olan bir renkte 16 renk görmekteyiz. EGA dediğimiz renk monitör görüntüleme birimlerinde bunu görmek mümkün. 8 bit 256 renk, o da VGA dediğimiz bir başka monitör bir görüntüleme birimi ve bir çıkış birimi olarak karşımıza çıkar. Günlük hayatta kullandığımız renk tonlarına en yakın olan burada 16 bit renk sayısıdır ki 65.536 adet renk alır. XGA veya yüksek renk, İngilizce high color olarak bilinir. Bir renk derinliğinin 24 bit olması durumunda ise 16.777.216 renk taşıdığı anlamına gelir. SVGA veya gerçek renk, yani true color olarak teknik adını görmekteyiz. Tabi burada yer alan ve günümüzde teknik olarak kullandığımız, muhtemel monitörlerinizde kullandığınız renk 32 bittir. 32 bit de true color adıyla geçer. 32 bit ve üzeri renklere deep color gibi milyar, sonrasında da trilyon renge doğru giden bir görünüm görmekteyiz. Şöyle söyleyelim, aslında az önceki tabloya bir daha dönecek olursak 32 bit, 24 bit renk derinlikleri. Buradaki bit mantığı şudur aslında. Elektronik olarak açık devre ve kapalı devre olarak karşımıza çıkan bit kavramını renklerde de görüyoruz. 2 üssü 1, 2 üssü 2 gibi, bu sebepten dolayı 2 üssü 1 olduğu için bir bit renk 2 renk barındırmakta. Bakınız, 2 üssü 2, yani 2 bit renk, tabloya bakacak olursanız 4 tane renk, çünkü 2 kere 2 4. Buradaki kavram, yani sol sütunda gördüğümüz o bit yazan kısımda, misal 16 bit, 2 üssü 16, bu da karşımıza şunu çıkartıyor ki zaten matematiksel olarak da bakacak olursanız 256 defa 256, 65.536 rakamını verir. 65.536 ve katları olarak karşımıza çıkar. Renk derinliğinin 24 bit, 32 bit gibi rakamlar olması, her bir boyutun yükseldiğinde rengin daha gerçekçi renk olarak karşımıza, imajda çıkacağını göstermektedir. Bakınız, 8 bit ve 10 bit, yani 2 üssü 8 ve 2 üssü 10 arasındaki renk geçişlerinin farkını şu andaki görselden görebilirsiniz. Daha düşük renk boyutlarında bu geçişler çok daha kısıtlı ve limitli olmaktadır. Örnek vermek gerekirse bu geçiş tonlarını, aralarındaki kırılganlıklar çok daha bellidir. 8 bit dediğimiz renk kalitesinde ile 10'a 10 bit arasında bu renkleri görmek mümkün. Bakın, yine 8 bit renk derinliğinin renkler arasındaki geçiş yapabileceği skala, yine şu anda ekranda gördüğünüz üzere bu şekildedir. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Pek çoğumuz eskiden 8 bitlik Atari diye bir takım Atari'ler, ASCII, onların gerçek adı aslında Atari değildir. Nintendo'nun ürettiği NES diye internette aratılırsa bulunabilir. Nintendo Entertainment Studio'nun ürettiği ama evet, tam anlamıyla Türkiye'de 8 bit Atari olarak oynamış olduğumuz oyun konsolları, Nintendo oyun konsolları da 8 bit renk aralığı bulunmaktaydı. Bu yüzden de renk aralıkları şu an gördüğünüz renk aralıkları içerisindeydi. Yani orada yer alan oyunlar, işte Mario gibi, Tsubasa gibi oyunlardaki renk derinlikleri
şu an karşınızda gördüğünüz renk tonları üzerinden gerçekleşmişti. Bakın hemen fark eder. 8 bit renk aralığındaki geçişler bu şekildeyken 12 bit renk aralığındaki geçişler bu şekilde olur. Burada 2 üssü 12 adet renk vardır. Dikkatle bakın şu anda burada noktaları görmektesiniz. Halen daha renklerin aralarında noktalar vardır. Bir üst yani 24 bitte neredeyse bunun artık olmadığını görüyoruz. Çünkü burada milyon ve üzeri renk durumu söz konusu. Dolayısıyla 24 bit renkte ki günümüzdeki PC monitörleri minimum 32 kullanıyor artık. Renk farkını çok fazla görmüyoruz. Şimdi gelelim renk derinliği 1 bit olan monokrom renkleri anlamaya. 1 bit renk derinliği yani diğer bir adıyla monokrom renk, tekil renk. Burada da iki ayrı renk değeri alabiliyor. Binary Image olarak da bilinir teknik lügattaki adı. Gördüğünüz gibi renkler arasında herhangi bir geçiş tonu bulunmamaktadır. Arada gri tonu gibi gördüğümüz tonlar dahi aslında bir geçiş tonu değil. Siyahla beyazın çok fazla yan yana geldiği için bizim gözümüze öyle gelen bir görüntüdür. Burada kesinlikle gri tonu yoktur. Ya siyah vardır ya da beyaz vardır. Bir bit renk derinliği. 1990-91 yıllarına kadar üretilen monitörlerde bu monokrom renkler desteklenirdi. Şu andaki monitörlerinizde de monokrom renkler özel bir ayar yaparak desteklenir halidir. Ama fabrika çıkış ayarları olarak monokrom rengi monitörlerinizde kullanmanız mümkün olamamaktadır. Özel bir ayar yapmazsanız. Bakın, şimdi buradaki yaprak görüntüsü üzerinden birkaç renk derinlikleri arasındaki farkı size göstereceğim. Bir bit renk derinliği dediğimiz o binary image ile bir yaprak fotoğrafının görselini ekrandaki gibi görmek mümkün. Aynı görseli 2 bit renk derinliğine yani aralara 4 ayrı renk. Buradaki 4 ayrı renk açık gri ve koyu gri olarak karşımıza çıkıyor. Bakınız monokromdaki görüntü bu şekildeyken 2 ayrı renk attığımızda dahi görüntü biraz daha gerçekçi olmaya başlıyor. Burada 4 tane renk var. 2 üstü 2 yani 4 renk siyah beyaz açık gri koyu gri. Burada 4 bit renk derinliği yani 16 ayrı renk görmek mümkün. 16 tane renkten kastımız işte siyah beyaz gri renklerin tonları. Geri kalan 8 renk ise temel değerdeki renkler. Aslına baktığımız zaman burada işte bakınız parlama noktaları yaprağın üzerindeki su damlacıklarına bakacak olursanız tamamen düz beyaz renkle verilmiş vaziyette. Bakın bu iki resim arasında çok ciddi renk derinliği farkı olduğunu görmeye başlıyoruz. Çok değil günümüzden 20 yıl öncesine kadar bile monitörlerde 256 renk desteği barınmaktaydı. Windows 95, Windows 98'de neredeyse fabrika ayarı olarak 256 renk desteği karşımıza çıkardı. 16 bit, 24 bit ve 32 bit renk tonları ki o zaman 32 bit bulmak pek mümkün değildi. Sene 98-99'a doğru 32 bit desteği artık yavaş yavaş bilgisayarlarımıza girmeye başladı. Ağırlıklı 90'lı yıllarda kullanılan hakim renk 256 renktir. Ve gördüğünüz gibi bir önceki renk tonu olan 4 bite göre arada 8 bitlik bir renk böyle bir fark eder. Şimdi bir sonraki renk tonu olan 16 bit yüksek renk tonu aradaki farka dikkat edecek olursanız daha da gerçekçi olmaya başlamıştır. Yüksek renk yani 65.536 renk değeri alabileceğini ifade etmek mümkün. Tabi burada bir de 24 bit renk derinliği yani diğer adı ile True Color gerçek renk. Burada 16.777.216 renk değer alabiliyor. Tabi artık imajın üzerindeki gerçekliği çok fazla göz ayırt edemiyor. Çünkü zira rengin çok yukarıya olması bir zaman sonra aradaki farkı 4K, 2K gibi Ultra HD olmadığı müddetçe, bunu görüntüleyebilecek bir monitör desteğiniz olmadığı müddetçe anlamak çok mümkün olamıyor. 32 bit ve üstü yani Deep Color diye derin renk. Orada milyar ve trilyon renge doğru renkler değeri artar ama artık dediğim gibi az önce de söylediğim gibi
renk değerlerini anlamak artık çok mümkün olamamaktadır. Burada renk derinliği kavramı siyah ve beyaz renk uzayı içerisinde 1 bitten 8 bite yani 256 renge doğru tonlara bakacak olursanız monokromdan 4 renge oradan da 256 renge uzanan aradaki geçiş formunu inceleyecek olduğumuzda farkları görmek mümkün. Tabii renk derinliği gene sağdan sola doğru yükseliyor. Monokromdan 256 gray rengine, gray scale rengine ve tabii ki buradan 8216 renge, 256 renge pardon ve 16 milyon renk dediğimiz kavrama. Tabii eş zamanlı aşağıdaki bilgisayar ortamında kapladığı sabit diskte kapladığı boyutu da görmek mümkün. 42 kilobayt, 320 kilobayt, 420 kilobayt ve 1.2 megabayt olarak karşımıza bir dijital imaj çıkmış oluyor.